Toplamda karma bir kabineden bahsediyoruz. Bakan diyoruz da bunlar aslında sekreter. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı kabinesi tartışılıyor. Özel sektörden gelenler var, üst düzey bürokratlar var yine aynı şekilde ve mevcut bakanlar var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koltuğunu koruyan isimler oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar atandı. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelede önemli rol üstlenen bakanlıklara bu isimlerin getirilmesi yeni süreçte de terörle mücadelenin süreceği mesajı olarak yorumlandı. Terörle mücadelede operasyonlar devam edecek mesajı olarak iktidar partisi kulislerinde konuşuluyor. Bunu söylememiz lazım ve özellikle Erdoğan'ın güvendiği isimler bu isimler. Kabinede özel sektörden gelen isimlerse eleştiri konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca getirildi. Koca'nın özel hastanesi bulunuyor. Özel hastane sahibi bakanın kamu hastaneciliğini, kamu sağlığını ön planda tutmasına kadar mümkün. Çünkü adamın dünyası özel hastanecilikle yoğrulmuş. Koca dışında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da özel sektörden kabineye girdi. Demokratik ve layık cumhuriyete. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Ziya Selçuk'unsa geçmişte Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Evrim yasasını kabul ettiğini ifade eden bir tweet atmış zamanında. Onun dışında Einstein'dan bir alıntı yapmış yine attığı tweette. İnsanı sakatlayan kapitalizmden toplum hedeflerine dayalı bir eğitim sisteminin tamamladığı sosyalist bir ekonomiyle kurtulur diyor.